Zillet İttifakı'nın adaylarının içinde 12 Eylül darbecilerinin celladı, babasını yere göğe sığdıramayan da var. Bölücü örgütün eylemlerine her türlü desteği verenler de var. Ülkemizin başına çorap örmek için yıllardır uğraşıp da başarılı olamayan içerideki ve dışarıdaki tüm kesimler son ümit olarak 31 Mart'a sarılmış durumdalar. CHP'nin başını çektiği İP, HDP ve Saadet İttifakı'nın adaylarını eleştirdi. Adayları arasında darbeci de var, terör destekçisi de var dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Muğla'daki AK Parti mitinginde konuştu. Muğla'nın dünyaca ünlü turizm beldesi Bodrum'a CHP'nin hizmet getiremediğini söyledi. Bodrum'un altyapısı CHP'li belediyelerce yıllardır yapılmadığı için bu güzel ilçemiz sık sık sel baskınlarına maruz kaldı mı? Şimdi diyorum ki gelin bu dönemde Bodrum'u AK Parti belediyeciliği ile tanıştıralım. Bodrum'a yeni bir nefes aldıralım. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyetlerini hatırlattı. Koltuğa yapıştı, dünyada başka örneği yok dedi. Bak bu kadar seçime girdi. Her seçimi kaybediyor değil mi? Adam ya koltuğa acayip yapışmış. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir siyasetçi bu kadar mağlubiyetten sonra o koltukta durmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Fethiye'de vatandaşlara hitap etti. Terör destekçilerinin Cumhur İttifakı'nın karşısındaki adaylarda kendini gösterdiğini söyledi. Adaylarını Pensilvanya ve Kandil belirliyor dedi. Onlar bölücü örgüte ve FETÖ'ye şirin gözükmenin çabası içinde. Nitekim bütün foyaları birer birer ortaya çıkmaya başladı. Pensilvanya ve bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla çevirdikleri tezgahlar, girdikleri işbirlikleri artık aleniyet kazandı. Seçim sloganlarını Pensilvanya belirliyor. Aday listelerine Kandil'den müdahale ediliyor. Çok enteresan. Bölücü örgütün siyasi uzantıları da bunların seçim çalışmalarını yürütüyor. Kimin kime oy vereceğine, kimin nerede aday olacağına, hangi ilde kimin destekleneceğine eş başkanlar bölücü örgütten karar veriyor. Ve Bodrum, Cumhurbaşkanı AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Kendisini bekleyenlere hitap etti. Tanzim satış eleştirilerine yanıt verdi. Şimdi diyorlar ki, bak şimdi yere kuyruklar var. Bay Kemal, bizim kuyruklar yokluk kuyruğu değil, bizimki varlık kuyruğu. Çünkü vatandaşımıza ekonomik suikast yapmak istediler. Siz mi yapmak istiyorsunuz? Biz de hemen tanzim satışlarını kurduk ve bizimle anlaşan belediyelere getirdik. Orada bunun dağıtımını başlattık. Fiyatlar bir anda yarı yarıya indi. Olay bu.